Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi aracımı her gün sabah gittiğim bir güzergahtayım. Bu arada daha önceki videoda gördüyseniz evimizin konumu şehrin olduğu düzlükten biraz yüksekte. Bu sebepten de yüksekte olduğu için de ister istemez yakıt ortalamamızı biraz değiştiriyor. Şimdi günlük kullanımda bu araçla işte bir çarşıya varıp geleyim dediğimiz zaman işte bu aracın yakıtı nedir? Beraberce bir görelim. Şu gördüğünüz üzere karşıda gözüküyor mu şu anda bilmiyorum. Karşıda şehrin merkezi var Ovalık'ta. Biz de burada TOKİ konutlarında oturuyoruz. TOKİ konutları da bilirsiniz. Genelde dağın yamacına falan yapılır ya. İşte oradan hesaplayabilirsiniz. Şu anda benim bir çarşıya varıp gelmem, yani merkeze varıp gelmem ortalama ne kadar yakıt verisi elde edeceğiz? Bunu bir beraberce görelim. Çünkü benim merak ettiğim, aracım almazdan önce merak ettiğim şey buydu. Ya yani bir araç olsa da tanıdığım bir kimse de ya da tanıdığım bir kişi de işte bir hani merkezde gidiş gelişte ne yakıyor acaba? Bir bakıma fırsatım olsaydı keşke diye çok merak etmiştim. Tabii öyle bir fırsat denk gelmedi. O sebepten de hani bir şey paylaşmak istedim, böyle bir video. En azından günlük kullanımda işte çarşıya var gel ne yaktığını beraberce görmüş olalım. Evim biraz dağın yamacında olduğu için ortalamam değişebiliyor. Mesela şu anda düzlüğe inmek üzereyiz. Şu an ışıklardayız mesela. Normalde evimiz bu düzlükte olsaydı buradan çarşıya varıp gelmemiz ortalaması düşük bir seyahat olabilirdi yani. Yakıt ortalamamız 1,6. Bataryamız yarıdan biraz fazla. Zaten bu yokuşu inerken de aracımız şarj ediyor. Şu anda düzlükte devam ediyoruz. Aracımı genelde normal modda kullanıyorum. Sebebini söyleyeyim. Şundan dolayı şimdi aracı Eco'da kullandığınız zaman gaz tepkimeleri sporta ya da normale göre daha zayıf oluyor. Gaz tepkimeleri otomatik olarak zaten sürekli içten yanmalı motor çalışmasın diye gaz tepkimesi az oluyor Eco modda. Tabii böyle olunca şimdi ben yukarıdan indim ya mesela rampadan. Rampadan indim. Eco modda olursam araç sadece elektrikte gitmeye çalışıyor. Mesela şu geldiğimiz yerlere kadar sadece elektrikte araç geliyor. Sadece elektrikte geliyor. O zaman da ne oluyor? Tam ben şehrin içerisine, yani yoğun trafiğin içerisine gelmek üzereyken batarya boşalıyor. Işıklarda beklerken, ne bileyim kavşakta beklerken, yoğun trafiğin içerisine girdiğim zaman bu sefer araç bataryayı şarj etmeye başlıyor. Araç bataryayı şarj etmeye başlayınca da daha önceki videomda da söylediğim üzere yakıt tüketimi artıyor. Yani bataryayı yolda giderken şarj etmekle aracın olduğu yerde, bulunduğu yerde jeneratör mantığıyla şarj etmesi arasında bayağı bir fark var. Onun için ben aracımı normal modda kullanıyorum ki gaza hafif sert dokunduğum zaman
içten yanmalı motor çalışıyor ve bunun neticesinde elektrik ve içten yanmalı motor hibrit sistem dediğimiz bu sistemde gidiyor. Ve bunun neticesinde de yakıt tüketimimiz daha az oluyor. Ama genelde bu aracı ilk alanlar ilk kullandıkları zamanda işte ne kadar çok elektrikle gidersem karımdır. İşte ne kadar çok elektrikle gidersem ortalamam düşer diye düşünerekten daha çok elektrikle gitmeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir davranış. Dolayısıyla ben sırf elektrikle gitmiş olsaydım şu anda bakın yoğun trafiğin içerisine geldiğim zaman ne olurdu? Şarjım bitmiş olurdu ve araç kendi kendini şarj etmeye başlardı ve bunun neticesinde de ortalamamız 2.6 ne olurdu? 5 nokta küsurlara çıkmaya başlardı. Şu anda geldik 2.7 ortalamamız. Bataryamız yarıda.